İki takımın da topla oynama ortalaması %50'nin altında, hatta Sivasspor'unki %45'in de altında. Ligde Sivasspor'dan daha az topla oynayan sadece Yukatel Kayserispor ve Öznür Kablo Yeni Malatyaspor var. Atakaş Hatayspor topla oynamamayı başarıyla uyguluyor ve bu sayede de ligin en çok gol atan ikinci takımıyken aynı zamanda en az gol yiyen iki ekibinden biri olmayı da başarıyor. Defansif aksiyonlarda her iki takım da ligin ortalamaları itibarıyla orta sıralarda yer alıyorlar. Sivasspor'un faullerle ise başı biraz dertti. Ligin en çok faul yapan üçüncü takımı Sivasspor. Topla oynama oranlarının verdiği sinyalin karşılığı 10 pas üstü dizi ve deste hücum sayılarında bir kez daha önümüze geliyor. Hatayspor, ligin önünde en az 10 pas olan hücum girişimlerini en az yapan ikinci takım. Sivasspor da bu kategoride 20 takım içinde 17. Her iki takımın da golden önce 10 ve üzeri pas olan bir golü bulunmuyor. Burada ilginç olan, bir dönem direkt hücumda Avrupa takımlarına kafa tutan Sivasspor'un bu özelliğinden de uzaklaşmış gözükmesi. Hatayspor ise tam tersi, maç başına yaklaşık 3 direkt hücumla ligin lideri. Hatayspor'un ligdeki ikinciliğini anlatan istatistiklerden bazıları da gol beklentisi sayılarında gizli. Ligin penaltısız en çok XG üreten 3. takımı olan Hatayspor, bunları gole çevirmeyi de başarabildiği için 1,61'lik bir gol ortalamasına sahip. Bu iki kategoride de sırasıyla 3. ve 2. sıradalar. Sivasspor'da ise sezona yapılan yavaş başlangıç henüz toparlanabilmiş değil. Kırmızı beyazlılar hem az pozisyon üretiyor hem de az gol buluyor. Üstüne toplamda da beklentinin bir gol altındalar. Hatayspor ise yine yaklaşık bir gol beklenti üzerinde şu ana kadar. Gelelim 3. İttifak Holding Konyaspor'un Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacağı maça. İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor'la birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biri. 13'er maç sonunda yedikleri 10'ar gol, bu iki takımı maç başına birin altında gol yiyen takımlar yapıyor. Konyaspor, attığı golle de ligin üçüncüsü. Topla oynama oranlarında iki takım da %50'nin altında ortalamalara sahip olsalar da, bu maçın senaryosunda Konyaspor'un topu daha çok alacağını öngörebiliriz. Gaziantep Futbol Kulübü az gol atan, ortalama gol yiyen, ortalama şut atan ama az isabet sağlayan, rakip ceza sahasına az giren ve ortalama pas yapan bir takım hüviyetinde. Konyaspor ise bu kalemlerin çoğunda orta sıralardı. Şut ortalamasında ikinciyken, isabetli şut ortalamasında 7. olmaları ise bir gelişim alanı işaret ediyor olabilir. Gaziantep Futbol Kulübü, ligin en çok top kapan ikinci takımı. Korakor mücadeleyle rakipten topu çalma anlamına gelen bu istatistik, Erol Bulut'un öğrencilerinden temaslı bir savunma istediği anlamına geliyor olabilir. Konyaspor ise bunu rakibinden maç başına yaklaşık iki kez daha az yapıyor. Konyaspor, sahipsiz toplarda 5. Gaziantep Futbol Kulübü'nün en çok top kapan 3. takımken, en az faul yapan 3. takım olmasından, geçen haftaki Trabzonspor maçı öncesi bölümümüzde bahsetmiştik. Bu kolay değil, ancak belli ki Gaziantep için yapılabilir bir şey. Gaziantep Futbol Kulübü'nün toplu oyunla ve paslı hücumlarla pek arası olmamasına rağmen direkt hücumları da tercih etmiyor olması ikisinin arasında bir oyun tercih ettiğini söylüyor. Ligde onlardan daha az direkt hücum yapan takım yok. Konyaspor'un ise pas oyununa daha yatkın olduğunu söylemek mümkün. Maç başına 1,5 deste hücum yapmalarına rağmen bu şekilde henüz gol bulamamış olmaları ise enteresan. Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakip kale önü performansını kesinlikle yükseltmesi gerekiyor. Penaltısız gol beklentisi ortalaması 1'in çok az üstünde olan kırmızı siyahlılar, gol ortalamasında ise 1'in altında.